İlk son round'a dayı. Bundan sonrası benim işim Ali. Deli misin lan sen? Tek başına mı dalacaksın? Çiğner atar seni, sakız gibi gezersin ortalıkta. O yüzden ben yalnız dalacağım Ali. Sen baktığında bir efsane görüyorsun. Ben baktığımda alt tarafı bir adam görüyorum. Hadi uza sen. Bir ortalıkta görünme bakalım. Beni rahat tanısın. Oynayalım mı? Benim oyunumla senin oyunun bir değil kardeş. Benim senden alacaklarımı senin bu masaya koymaya cesaretin yok. Belli ki birbirimizi daha hiç tanımıyoruz Ramiz Bey. Ben kazanmak için her şeyi koyarım bu masaya. Yok yok, zahmet etmeyin. Ben öyle severim ki bu oyunu. Sizin yerinize de koyarım. Ama sizi zorla oynatıyor olmayayım. Belki de benim sizden alacaklarımı sizin bu masaya koymaya cesaretiniz yoktur. Ömer içeride Cengiz'de şeytan tüyü var demişti. Haklıymış. Var bir şeytanlık sende. Ama nihayetinde tüysüzün biriymişsin kardeş. Ne dersin? Benimle cebelleşebilecek misin? Azat kaç yaşında? 20 var mı? Bence daha siz hiç görmediniz Azat'ı. Gördünüz mü? Ömer, içeride senden bahsederken inanır mısın? Ömer'e değil, sana acırdım hep. Sana. Madem ki akrabalardan bahsediyoruz, nedenini anlatayım sana istersen. Sen bu masada istediğin kadar kal. Ne yaparsan yap, sen kazanamayacaksın. Sen kaybedeceksin. Çünkü sen işin başında kaybetmişsin kardeş. Sen Eyşan'ı Ömer'e kaybetmişsin kardeş. Sinirlenme kardeş. Bak, sinirlenince gözün seyiriyor hafiften. İstersen git bir kadeh doldur kendine ha. Bak, içki içmeyince ellerin titriyor böyle. Pot büyüdükçe sen gözümde küçülüyorsun kardeş. Azadı bir yere sakladınız. Ama ben buldum. Şimdi biz burada böyle konuşurken Ali oraya gidiyor. Siz oyun bu mu zannettiniz? Evet. Ama yarısı dışarıda oynanıyor. Ali sizin çocuğunuzu bulduğunda ne yapar dersiniz? Madem ki sohbet ediyoruz kardeş, biraz daha bahsedelim senden ha. Sen yalan söyledikçe şöyle sola doğru kaykılıyorsun hafiften. Bak, elinde iki asın var. Benden iyi ama aklını oyuna veremiyorsun kardeş. Kendine güvenmiyorsun çünkü. Bu yüzden kaybedeceksin. Çünkü hep ama hep kazanmak istiyorsun sen. Umurumda değil. Sizin efsaneniz, sizin cesaretiniz, gücünüz, aklınız, hiçbiri umurumda değil Ramiz Bey.
Ben herkesi yenerim bu oyunda. Neden söyleyeyim mi? Çünkü umurumda değil. Bana Ömer'i hatırlatıyorsun. Umurumda değil. Bana aşık olduğum kadından bahsediyorsun. Umurumda değil. Beni çözdüğünü zannediyorsun. Umurumda değil. Ben Ali değilim. Ben Ezel değilim. Ben Ömer değilim. Ben her seferinde yenerim seni bu oyunda. Çünkü umurumda değil ama senin umurunda. Nasıl kardeş? Yakışmış mıyız birbirimize? Eğer çocuklarına dokunursan... Evet, ne olacak? Niye sustun kardeş? Ne olacak dokunursam ha? Ne istiyorsun canım? Önce bir cevap vermeni istiyorum. Geçen sefer yarım kalmıştı. Demiştin ki umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ha? Hatırlıyorsun değil mi? Ha, ben de düşündüm. Diyorum ki kendi kendime. Mutlaka bir şey vardır. Mutlaka bir şey umurundadır bu adamın. Ha kardeş? Can. Ne diyorsun? Hiçbir şey umurunda değil mi cidden ha? Yok acıyor, bırak. Ne olur bırak. Dokunma oğlum. Derdin neyse benimle hallet Ramiz. İstersen böyle akşama kadar laflarız. Bana göre hava hoş ha? Gerçekten hiçbir şey umurunda değilse o zaman atsınlar çocuğu suya. Sohbete devam edelim ha? Son defa soruyorum kardeş. Umurunda mı değil mi? Ha? Umurunda, umurunda. Tamam bırak canı buldum. Buldum pislik herif. Bırak onu tamam. Bırak. Kazandın. Kazandın sen kazandın. Bırak. Tamam. Bir bakar mısın abi? Bir mektup gelmişti abi. Sen okumuş adamı benziyorsun abi. Şunu da okur musun lan? Allah için oku abi, babamdan gelmiş. Ver. Allah razı olsun abi, sağ ol abi. Allah ne muradın varsa versin. Tamam dur. İnşallah herkesin sağlığı selameti yerindedir. Senden bir istirhamım olacak. O dediğim arkadaş geldiğinde git yanına. Tanıyor musun sen bu arkadaşı? Tanıyorum abi. Otur arkadaşın yanına. Bu mektubu ver. Okur musun diye. Tam buraya geldiğinde çıkar emanetini. Sonra de ki